Ben Aslan Enes'li değilim tabii ki. Evet. Ben de sonradan gelmiş, yerleşmiş, 25 yıldır bu bölgede yaşayan biriyim. Yabancıya karşı tutumları gayet güzel. İnsanların, herkesin kendi bir düzeni vardır. Kabul ederler, insan ayrımı yapmazlar. Burada yaşam 12 ay boyunca, kışın balıkçılık ve tarım, yazında ise sahil bölgesinde sayfiye yeri olarak bir değerlediğimiz Altıkum ve Trapez'de yaşam sahil kenti olarak devam etmekte. Burada yaşam oksijeni bol, havası güzel, ormanı bol, suyu temiz, susuzluğu olmayan güzel bir sayfiye beldemiz. Ben bir vatandaş olarak neden Enez'e gelmeliyim, niye Enez'de yaşamalıyım, niye buradan emlak ve arsa, bina kiralama ya da satın alma, buna benzer şeyleri yapmalıyım sizce? Enez çok yönlü bir yer. Öncelikle onu belirteyim. Enez çok yönlü bir yer. Nedir? Birincisi, yatırım yapmak isteyenler için Enez ideal bir yerdir. Neden? Çünkü Türkiye'de sayfiye kenti olarak burası sahil beldesi pek isim yapmış bir yer değil. Bu yönden yatırımcılar için çok ideal bir yer. İkincisi, emekler için çok uygun bir yer. Emekler için gayet uygun bir yer. Nedeni? Burada güney gibi, Ege sahilleri gibi sıcaklık 45 derecenin üstüne çıkmıyor. Ortalama 40-42 derecede kalıyor yaz sıcaklığında. Artı nem oranı düşüktür. Yemeklerin yaşaması için mükemmel bir yer. Ve gündüz ya da gece daima esen ufak meltem türü rüzgarımız mevcuttur. Bu da insanların terlemesini engelliyor. Nem oranı düşürüyor. Yaşam için nefis. Ormanın bol oluşu, ormanlık bir bölge oluşu, oksijenin bol oluşu, sessizliği ve sakinliği seven, işini yenmiş insanların yaşam yeridir. Tam bir doğa harikası. Evet, doğa harikası. Yani ve burada olan insanlar da mutlular. Evet, bir de Türkiye'nin geneline baktığımızda bakir kalmış bölgelerden bir tanesi. Zaten bu bakirliği buranın halkı pek de değişmez. Yani bu bölgede yaşayan insanlarımız maalesef bu bakirliğin değişmesini pek taraftar değiller. Evet. Yani gelişmiş güney gibi olmasını pek istemiyorlar. Çünkü neden? Bakirlik sessizliği, beraberinde sakinliği, ikili ilişkilerin daha sağlıklı olması açısından insanların tercihi. Ama yani, tabii bu böyle kalmayacak. Tabii beraberinde aynı şekilde huzuru getirir ama. Aynen öyle. Dediğiniz gibi biraz daha gelişme yoluna giderse işler biraz çatallaşır evet, diyelim. Tabii ki bu bölgede, Enez'imizde yaşayan insanlarımız bu yönden şanslı. Yani bir büyük şehirlerde yaşayan insanların yaşamına veyahut da aldığı gıdaya benzemez. Buradaki insanların ayağına gelen bir hizmet var. Köylerimiz ürettiği domatesli, biberli, salatalıklı vesaire her ürünü traktörlerle getirip sahilimizde pazarlamaktadır. Bunları sahilimizin muhtelif sokaklarında gezerek olsun, belli bir yerde konaklayarak olsun, mısırından tut, domatesinden, biberinden, patlıcanına kadar burada hepsi mevcut. Ayrıca yerli halk tarafından balıkçılık, olta balıkçılığıyla yapılan balıklarımız da burada sahilde satılmaktadır. Buranın başka ekleyebileceğim gıda üzerine. Bir de kirazı çok meşhur diyorlar. Kirazımız evet, elbette ki kirazımız parmak kirazdır. Evet. Buranın belli yörelerinde işte Yazır'da, Büyükevren'de, Hasköy'de, Çeribaşı'nda çileği ve kirazı dalından yiyoruz. Yani dalından koparıp buraya getiriyorlar. Biz de bunu tüketiyoruz.
Ya bu yönden biz organik olarak beslendiğimizi, köy yumurtası hemen her bakkalda bulabilirsiniz. Peynir yerli üretim olarak her bakkalda bulabilirsiniz. Bunlara bizden, yani gıda sektörü açısından tarımın burayı vermiş olduğu bir hediye burası. Aynen öyle. Şimdi bu bölgemiz değişik, bilmeyenler için ortalama bir değer geçer ama ben işin içinde olan bir emlakçı gözüyle burada yer, yurt edinmek isteyen kişilere tavsiyem buraya öncelikle gelip birkaç gün misafir kalması, kaldığı misafirlik süreci içerisinde burasını iyi bir etüt etmesi, araştırması. Çünkü burası bölge bölge farklılıklar göstermekte. Şöyle ki, altı kum dediğimiz yerleşik düzene geçmiş bölgemizde emlak değerleri maalesef biraz yüksek. İkinci bölgemiz olan liman bölgesinde resmi adıyla trapez bölgesi olarak kabul ettiğimiz alanda emlak değerleri biraz daha düşük. Düşük kalmasının sebepleri de işte bunu da insanların görmesi gerekiyor. Trapez bölgesinde şu anda yeni yerleşim bölgesi olduğu için burada imar %15 olduğundan dolayı burada bahçeli nizam verilmiştir imarda, imarca. İki kat üzerindedir. Altı kumda aynı şekilde olmasına rağmen burada imar %25'tir. Burada bahçe payları daha düşük kaldığından dolayı müstakil tarzda ev ya da villa yapmayı düşünenler ya da bu şekilde yaşamayı düşünenler trapezi tercih etmekte. Ama sosyal faaliyetin bol olduğu altın kum dediğimiz bölgeyi onlar da, yani genç çoluk çocuğu olanlar bu bölgeyi tercih etmekte. Evet. Peki villa, arsa, buna benzer gayrimenkul alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Vallahi öncelikle şimdi şunu samimiyetle söylemeliyim. Yani bizim bölgede pek olmasa da genelde arazi kısımlarında, arsalarda çok dikkat edilmeli. Çünkü arsalarda şöyle, burada kat irtifaklı olarak, çoğunluğu kat irtifaklı olduğu için bağımsız bölümü mutlaka yerinde görmeleri gerekir. Evet. Bağımsız bölümü yerinde görmeleri gerekir. Veyahut da yani, imar işlerine gidip ilgili arsayla, elindeki tapuyla karşılıklı oturuşturuna dikkat etmeli. Evet, Kardener Emlak sahibi Şener Bey'le Enez Liman bölgesindeyiz. Kendisine buradan yöneteceğimiz yine sorular var. Şener Bey, peki burada kiralık evlerde sorun yaşanıyor mu? Yani genel anlamda söylüyorum bunu. Anladım, anladım. Şöyle cevap vermek isterim. Bulunduğumuz bölge şu anda Enez'imizin liman bölgesi. Tam kesiştiğimiz yer, sağ tarafımız Dalyan Gölü, sol tarafımız liman. Şimdi kiralıklarla ilgili söyleyebileceğim şudur. Her geçen gün potansiyel fazlaca her yıl artmakta. Tabii her yıl buna artan kiralıklara mütakip artan oteller de artmakta. Örnek, ben 12 yıldır buradayım. 12 yıl öncesi geldiğimde burada sadece 8 yataklı bir tek otel varken şu anda otel sayısı 4'e yükseldi. Yani her otelde aşağı yukarı 40-45 odalı. Otellerin yanı sıra günlük pansiyon ve villaların kiralanması işlemi var. Tabii biz kimlerin evlerini kiraya veriyoruz? İhtiyaç sahibi olan bir, ihtiyaç sahiplerinin. İkincisi, yurt dışında bulunup da gelemeyenlerin ya da ne bileyim birden fazla yazlık edinmiş, yatırım amaçlı yazlık edinmiş yazlıkçıların yerlerini kiraya vermekteyiz. Potansiyel her geçen gün dediğim gibi fazla, çok fazla. Örnek, buranın en koyu sezonu 15 Temmuz 15 Ağustos arasıdır. Bu tarihlerde buranın nüfusu aşağı yukarı 100 bini bulmakta. Bu döneme denk gelen kişilerde bazen ev bulmadan gidenler, geri dönenler oluyor. Evet. Ancak şimdi mümkün mertebe
çok izdiham yaşanmadığı sürece bayramlar gibi kiralık evler burada yeterli geliyor. Yani yüzdelik olarak kaç derseniz ben diyebilirim ki %20-%25 oranında yaz dışılarının burada evlerini kiraya verdiğini biliyorum. Burada 7000 tane konut var. Evet. Toplam olarak Trapez ve Altıkum'da 7000 adet konutun olduğunu biliyorum. İşte bunun %25'ini aşağı yukarı kiraya veriyoruz. Bunlar kimler tarafından? Bazıları ev sahipleri tarafından veriliyor. Bazıları emlakçılar tarafından veriliyor. Bazıları hiç vermiyor, boş tutuyor. Ama kiralamaları genelde emlakçılar kanalıyla ya da ev sahipleri tarafından resmi olarak kiralama işlemi yapılmakta. Verdiğimiz villayı biz tam olarak veriyoruz. Alt üst olarak veriyoruz. Ya da daireyi tam olarak veriyoruz. Bunlarda da tüm kiracıların ihtiyaç duyabileceği. Peki genelde iki gün, bir hafta, iki hafta, 15 gün fark etmiyor. Yani boşuna boşlukları doldurursak bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, aylık, 15 günlük konaklayabilir. Yani şu anda cevap vermekte. Kiralama villaların sayısı şu anda Enes için cevap veriyor. Evet. Ama gelecekte bilemiyorum. Zaman ne gösterir? Bakacağız, yaşayacağız, evet. Göreceğiz. Şener Bey, bir de bu limanla alakalı, bir de karşıdaki Dalyan Gölü ile alakalı bilgi alalım sizden. Şimdi liman, bu arkamızda gördüğünüz limanımız, şu büyük motorlu gırgır tabir ettiğimiz balık döneminde, şu anda avyasağı olduğu için gırgırlarımız burada yok. Ama avyasağı bittiği zaman gırgırlar buraya gelir. Aşağı yukarı diğer avyasağına başlayana kadar, yani Nisan ayına kadar burada gelirler, balıkçılık, balıkları yakalar. Bunu İstanbul'a sevkini yaparlar. Mümkün mertebede akşam saatlerinde burada yaşayan halka da kasa ile balık satışı yaparlar. Karşımızda gördüğümüz Dalyan Gölü ise buranın kendine az bir kefali vardır. Buna biz halk arasında üzmene kefali deriz. Üzmene kefalinin özelliği nedir? Özelliği bir sanki aynı tornadan çıkmış gibi boylarının aynı oluşu. Fazla yağlı oluşu. Yani normal bir kefal değil bu. Adı üzerinde üzmene kefali. Tadı mükemmeldir. Izgarası mükemmeldir. Tabii bu yöreye ait olduğu için ve az sayıda çıktığı için bu dış bölgelere ulaşacağını düşünmüyorum. Evet. Sadece burada tüketilen bir balık. Bir de şunu söylemek isterim. Enes Yunanistan'a 0-1 şehir. Evet. Meriç Nehri'nin tam dibi. Evet. Artık denizle birleştiği yer. Evet. Şimdi son il olarak Yunanistan'a sınır. Enes olarak Yunanistan'a sınır. Yunanistan'a hem karayolundan hem deniz yolundan sınır olan bir bölgemiz Enes. Evet. Zaten baktığımızda karşımızda Dede Açı. Yunan adıyla Aleksandropoli denilen bir vilayetimiz. Buradan çıplak gözle görebiliyoruz. Önemi büyük. Tabii bunun içinde sahil güvenliğimiz burada. Yakın sınırımız, evet, çok yakın olduğu için sahil güvenliğimiz karşıda. Yakın gelecekte açılacak olan gümrüğümüz vardır. İnşaatı bitti. Gümrük inşaatı da bitti. Pist olarak da hazır. Açılışını bekliyoruz. Radarı da kurmuşlar yeni. Evet, o daha önce vardı. Var mıydı? Evet, daha önce vardı. Şimdi gümrük binasının açılmasını bekliyoruz. Açılmasıyla birlikte diliyorum adalar arası Yunanistan'la veyahut da ilişkiler, ne bileyim şimdi, evet, iller arası veyahut da Yunanistan'la ilişkilerde bir bağlantı kurulur. Temennimiz bu. Yani gelecek 5 yılda bu kiralama işlerini Enes karşılayabilecek mi? Yeni yapılar bekliyor musunuz? Buna benzer bir şeylerde bizden bahsederseniz bize. Enes düşündüğümden hızlı büyümekte. Evet. Çünkü dedim ya, son 2 yıldır
Son 2-3 yıldır burada apart oteller yapılmakta. Tabii temennimiz apart otellerin yapılmasından ziyade gönül ister ki buraya bir büyük bir yatırımcının gelişi, denize sıfır günübirlik yerlerimiz vardır. Bunlar otel yapımına müsaittir. Denize tam sıfır olmakla beraber otel yapımına imar izni verilmektedir. Böyle bir lüks, yıldızlı otellerin açılması burayı popülaritesini arttırma açısından elbette hızlı büyümesini, gelişmesini sağlayacaktır. Ama münferit bazda yapılan oteller, küçük bazda 40-45 odalı oteller yapılmakta. Bu da her yıl yenilenen kiracı sayısı ve sayısıyla orantılı bir şekilde kendiliğinden oluşmakta. Ama bunun yanı sıra trapez dediğimiz bölgede yapılaşma çok hızlı olduğu için buralarda yapılan evler de biraz plaja uzak kalabilir ama bunlar da kiralama yolunu tercih ettiklerinden dolayı birbirine orantılı bir şekilde yani suyun su akar yolunu bulur misali birbirinin ihtiyacını karşılıyor. Halk da bunu bildiği için arayışlar talep olması halinde onlar da bu kiralama yolunu tercih ediyorlar. Yani birbirini kovalıyor. Gelişim birbirini kovalıyor. Evet. Emlak piyasalarındaki son gelişmeleri, emlak sektöründe faaliyet gösteren firma ve kişilerin uzman yorumları ve güncel ilanları artık Emlak Bülteni'nde. Emlak sektörü uzmanı danışmanların bölgelerinin ve ülke genelindeki yorum ve görüşlerinin yer aldığı Emlak Bülteni'ne abone olmayı unutmayın. emlakbulteni.com sizin emlakçınız.